Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi 2 adet modem var. Bu modemler eski ve artık işe yaramıyor. Bağlantı sorunları yaşıyor sürekli ve bunların artık ömrü dolmuş. Sökelim, içerisinde bakalım işimize yarayabilecek parça mutlaka çıkacaktır. Öncelikle şu ufaktan başlayalım. Şu arkasında görmüş olduğunuz lastikler var kaymaması için ve bunların altında 4 adet vida var. Önce bu vidaları alalım. Evet arkadaşlar, şu anteni alalım. Belki bir projemizde bize lazım olabilir. Evet arkadaşlar, bir adet anten çıkardık. Bu anteni ayıralım. Ve görmüş olduğunuz gibi üzerinde şöyle yeşil ve beyaz ledler bulunmakta. Bunları da alacağız. Şu kondansatörler sağlam. Bunları alacağız. Ve şu aç kapı anahtarımız, on off düğmemiz var. Bunu alacağız arkadaşlar. Ve bir de DC 12 volt dişi jack'ımız var. Bunu da sökeceğiz. Şurada bir tane de reset butonu var arkadaşlar. Bunu da alırız. Yine projelerimizde değerlendiririz. Söküm işlemini de başlayacağız. İkisini birlikte. Şu büyük modemimizi de sökelim. Daha sonra elemanları ayıklayalım. Bunun da yine arkasında şu plastiklerin altında olması lazım. Vida yerleri. Burada da yine iki anten kalacak bize. Ne işe yarayacak? Bakacağız ileriki projelerimizde bir şey yapabilirsek yapacağız. Şu data transfer kablolarımız ihtiyaç olabilir bunlara. Elektronik kartlarda ve devrelerde kullanılabilir. Arkadaşlar şurada bir yine on off anahtar düğmemiz var. Hemen yanında yine DC 12 volt dişi jack'ımız var. Bir adet dişi USB jack'ımız var. Bunu da alacağız. Bu mutlaka lazım olacak bize, bu USB girişi. Kondansatörler var. Yine bunlar ölçelim, sağlamsa bunları da kullanırız. Evet arkadaşlar, şöyle bir aç kapı anahtar söktük. Bunu da ayıralım. Evet arkadaşlar, DC 12 volt jack'ımızı da söktük. Bunu da ayıralım. (25 volt) 2200 kF değerinde bir adet de kondansatör söktük. Bir tane daha var, onu da sökelim. Bir adet daha 25 volt 2200 kF değerinde kondansatör aldık arkadaşlar. Dişi USB jack girişini de alalım arkadaşlar. Nasıl alacağız? Şöyle ısıtalım önce.
Evet arkadaşlar, dişi USB jack'ımızı da aldık. Bunu da ayıralım. Yine burada ufak tefek kondansatörlerimiz var, bobinlerimiz var arkadaşlar. Onları da alabiliriz. Bir adet 25 volt 470 kF değerinde bir tane de kondansatör söktük arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir soğutucu var. Bunu amfi yaparken kullanabiliriz. Ufak amfi devresi yaparken şu soğutucu çok işimize yarayacak. Bunu alalım. Evet arkadaşlar, şu soğutucu metalimizi de aldık. Dediğim gibi transistör veya entegremizi soğutmak için mutlaka işimize yarayacak. Bu kartı ayıralım. Bir kenarda dursun yine rafımızda. Yine ihtiyaç olursa üzerindeki elektronik malzemelerden alabiliriz. Bu ufak kartımızda da arkadaşlar yine kondansatörleri alabiliriz. Şu ledleri alalım. Evet arkadaşlar, ledlerimizi de söktük. Bunlar da lazım olacak. Evet arkadaşlar, bu modemimizin de yine parçalarını sökebilirsiniz. Devre elemanlarını alabilirsiniz. İşinize yarayan parçaları çöpe atmadan önce söküp alabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bunlar projelerimizde işimize yarayacaktır. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kondansatörler, dişi USB girişi, soğutucu, ufak ledlerimiz oldu. Dişi 12 volt DC adaptör jack'ımız oldu. Bir tane on off, bir tane de orada var. Açma kapama anahtarımız, 3 adet antenimiz oldu. Bunları yine dediğim gibi projelerde değerlendirebiliriz. Şöyle soketli data kablolarımız oldu arkadaşlar. Bunları yine ileriki projelerimizde mutlaka parça parça kullanacağız arkadaşlar. Modemin içerisinden çıkan parçalar da bunlar. Evet arkadaşlar, bu sayede merak eden arkadaşlarımızın da içerisinde neler olduğunu görmüş bulunmaktadırlar. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoları izledikten sonra beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.